Son günlerde görülen kuduz vakaları endişeye neden oldu. Kuduz vakalarının görülmesiyle birlikte vatandaşlarda bir panik hali oluştu ve araştırmalar başladı. Peki kuduz nedir? Kuduz hastalığının bir tedavisi var mı? Uzmanı yanıtladı. Şimdi vatandaşın kendi haliyle kuduz olduğunu anlaması imkanı yok. Bu tabii ki birçok testten ve birçok klinik bulgudan sonra ortaya çıkan bir şey. Burada vatandaşın yapması gereken tek şey var. Kuduz şüpheli hayvanla temas ettiği zaman ne yapması gerektiği ya da herhangi bir hayvan tarafından ısırıldığında ne yapması gerektiği. Bizim için en önemli olan kısım bu. Kuduz olan bir hayvanla temas ettiniz ve hastaneye gidebilecek vaktiniz yok. İşte almanız gereken önlemlerse oldukça basit. Böyle bir şey olduğu zaman vatandaş ne yapması gerekiyor? Vatandaş hızlı şekilde tabii ki hayvandan kurtulduktan sonra ellerini, ayaklarını ya da yara yeri neresiyse geniş şekilde tazyikle beraber yıkaması gerekiyor. Bol suyla ve mutlaka sabun kullanması gerekiyor. Çünkü bu mikrop kendi grubu itibarıyla zarflı mikrop dediğimiz bir grup ve sudan sabundan çabuk etkileniyor. Eğer kuduz kana karışmışsa sağlık kuruluşunda yapılacak tedavi yöntemi ise şöyle. Ama yara oldu, dikiş atılması gerekiyor veyahut da ciddi kanaması var. En kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurduğu zaman biz burada bakanlığımızın tedavi protokolüne uygun olarak gerekiyorsa aşı, gerekiyorsa immünoglobulin yapıyoruz ya da tetanozun antibiyotiğini yapıyoruz ve aşı takvimini alıyoruz, hastayı takip ediyoruz. Uzmanlar kuduzun başıboş hayvanlara oranla evcil hayvanlardan bulaşılırlığının daha yüksek olduğunu işaret ediyor. Aslında bilinenin aksine vahşi doğada bulunan hayvanlardan bulaşma olasılığı, çakal, kurt gibi evcil hayvanlarda bulaşma olasılığından çok daha düşük. Yani evde beslediğimiz ya da sokakta, çarşıda, pazarda gördüğümüz hayvanlardan bulaşma oranı %90. Ama tabii ki toplum giderek bilinçlendiği için şu anda da bu hayvanların çoğu aşılı. Özellikle son bir yılında aşısı varsa da bundan çok fazla tereddüte düşmemek lazım.